Millionlagan insonlar eshitsa, shu yerda o'tirganlik sabab shu ajrga ega bo'lishligi. Faqat bir narsa shart: "Va ma umiru illa liya'budulloh mukhlisin." Ixlos. Mukhlisin lahuddin, Allohga dinni xolis qilish. Sura İhlas surası, uz namından İhlas. Lekin acablanarlık bir joyi, qaysi ki surani qaysi Qur'onda mana An-Nas surasini o'qidik. Nega An-Nas surasi An-Nas deb nomlangan? Chunki qul auzu bi robbin nas, An-Nas degan kalima uning ichida zikr qilindi. Falaq surasini o'qidik. Nega Al-Falaq deb nomlangan? Chunki Falaq degan nom keldi. Tabbat surasi Masad deb nomlandi. Nega? Chunki Fijriha hablum min Masad, Masad degan kalima keldi. Kafirun surasi Kafirun chunki nomlandi. Nasr surasi idaja anas va hokazo. Baqarada Baqara keldi. Ali İmron'da Ali İmron zikri keldi. Nisa'da An-Nisa zikri keldi. Al-Maida Maida zikri keldi. Tavba'da Tavba zikri keldi va hokazo. Va Fotihani o'tdik. Endi Fotiha Qur'onni ochib beruvchi sura bo'lganligi uchun Fotiha deb nomlandi. Lekin İhlos surasida İhlos degan kalima qani? Surani o'qiylik. Qul huvallohu ahad. Ayting Alloh yolg'iz. Allohus samad. Alloh behojat. Lam yalid tug'magan, va lam yulad tug'ilmagan. Va lam yakun lahu kufuwan ahad. Hech kim unga teng bo'lmagan. Qalbida ixlos degan kalima qayerda bor? Yo'q. Ixlos degan kalima yo'q bu yerda. Nega? Chunki ixlos berkitilishi kerak. Ixlos maqtalinmaydi. Uni ma'no mohiyatdan tushuniladi. Bu sura tavhid surasi. Tavhid demek bu ixlos degani. Hozir odamlar topamiz, hamma yozib olgan muvahhidman deb yozib olgan. Chiqib men muvahhidman deydi, baqiradi, o'zini maqtaydi. O'ziga shunaqa nomlar qo'yib olgan. Muvahhidlik unaqa bo'lmaydi, muvahhidlik maxfiy ixlos bilan bo'ladi. To'g'ri, inson e'tiqodni oshkor qiladi. Hozir biz o'qiymiz. Qul huvallohat, ayting Alloh yolg'iz, lekin inson o'zini ixlosini odamlarga tavhidini maqtamaydi. Bu tavhid shunchaki muvahhidman deyishlik bilan bo'lmaydi. Tavhid ixlos bilan bo'ladi. Har qanday amalda ixlos yo'qolsa, endi muvahhidman deb o'tirgan foydasi yo'q. Bu amal tavhidsiz amal deyiladi. İhlas o'zi nima? İhlas tushunarlik, bir amalni Alloh uchun xolis qilish degani. İhlas ikki xil martabaga bo'linadi. Muxlis bor, muxlas bor. Buning farqi shundaki, muxlis Allohga ibodatda xolis bo'ladigan bir inson bo'ladi. Muxlas esa o'sha xolisligi sabab Alloh unga ixlos qo'ygan inson bo'ladi. Nima ismi fa'il yoki ismi maf'ul sig'asida tushunsak bo'ladi. Shayton Allohga va'da berdi. Biz yuqorida darslarda aytdik, "Fabi izzatik la ughwiyannahum ajma'in" degan. Izzatingga qasam, ularni hammasini yo'ldan uraman dedi. Lekin shayton o'shandayoq bir toifa insonlardan umidini uzgan. Shayton umidni uzgan ulardan. İlla ibadake minhumul muhlasin. Bandalaringdan shundaylar borki, ulardan muhlasin bo'lgan bandalarni men yo'ldan ura olmayman deydi. Muhlisin emas, muhlasin. Qanday qilib inson muhlas bandaga aylanadi? Alloh tomonidan qanday unga ixlos qo'yiladi? Hadisi qudsiyda Alloh taolo aytadiki: وَمَا اقْتَرَبَ عَبْدِي إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Birinchidan, bandamni menga eng yaqinlashtirgan narsa menga farzni ado qilib yaqinlashganichalik boshqa narsa bilan yaqinlasha olmaydi. Demak, birinchi o'rinda farzni ado qilish, farzlarni. Bu insonni shunchaki Allohga yaqinlashtiradi. Endi yaqinlashishlik yanada kuchayishlik uchun hadisning davomida aytadi: "Va la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Bandam menga nafil ishlarni qilib yaqinlashaveradi. Demak, Allohga yaqinlashtiradigan ishlar nafillar, nafil ishlarni ko'paytirishlik. Nafil namozmi, sadoqatmi, ro'zami, hammasi.
Şularda kılıp benden menge yakınlaşıyorlardı, hatta ki ben onu yaş kurup kalamam diye. Demek, fakat farzı kıyam bilenin giden insan Allah'a beni yaş kurup kaldı diyor muydu? Allah ayeti yaptı ki, nafilde hem karayın bir noktanı, وَمَا يَزَلُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ اِلَيْهِ مَا يَزَلُ diyen, ne diyen? مَا يَزَلُ tuhtavuzluluk diyen, bu bir mertebe, iki mertebe hasıl bu muydu bu mertebe? مَا يَزَلُ davamilik bilen hasıl bu. Benden menge nafillerde davami berdavam bulabiliyordu, hatta ki ben onu yaş kurup kalamam. Ana indi agar Alloh yaxshi ko'rsa, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Yasma'u bihi. Agar men bandan yaxshi ko'rsam, eshitadigan quloqi bo'laman dedi. Ya'ni faqat Alloh rozi qilgan narsani eshitadi. Wa basarahu allazi yubsiru bihi. Ko'radigan ko'zi bo'laman dedi. Ya'ni faqat Alloh rozi qiladigan narsani ko'radi. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا Üçleyen kulu bulaman dedi. Allah razı kıyken nersen üçleydi. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا Ve yürüyen ayağı bulaman. Allah razı kıyken nersen ki yürüyen. Allah narazı diyen nersen ki yürümeydi ayağı. Karın yürümeydi de yaptı. Yani bu insan halesine yürümeyi kalırdı. Ana şu muhlesinlik diyen. Yani bu insan halesine Allah onu işten çıkarır. Tamam mı? Allah bu insanı saklap koyar. Neye? Çünkü bu insan ihlas kılıvurdu, ihlas kılıvurdu. Allah Ta'ala bu bendeni kim uzun asrap koyar. Hayır mı nisiyem kılar mıydı? Çünkü Allah yaşkır koyar mı? Ve ida sa'alani la'u'tiyenna. Ana şu halette kim minden surası bir hemen degen. Ve la in ista'alani la'u'izenna. Eğer in minden panah derse, ana şunu panah bir hemen. Demek biz yukarıda utken Kul a'uzu bi robbin nas deb panoh tiladik, kul a'uzu bi robbil falaq deb panoh tiladik. Bu panohlarimiz foyda berish uchun mana shu darajaga borish kerak. Ixlos bu. Muxlasinlik darajasiga borganda foyda beradi. Yusuf alayhissalomni Alloh taolosi shuning uchun ham aynan shu o'rinda ma'siyatdan to'sib qolganda kadalika linasrifa anhu su'a wal fahsha Şunday qilib biz yomonlik fahshni burib qoldik dedi. Nega? Innahu min ibadina al-mukhlasin degan. U mukhlasin bandalardan. Ya'ni mukhlasinligi sabab Alloh uni burib qo'ydi. Ikhlos surasi bu mushriklarning savoliga javob bo'lib tushdi. Mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytdiki Unsublana Rabbek. Rabbini bizge nasabini ait. Kimidi o Rabbim? Yani müşriklerde alahalarını hem mesela nasabı bulardı. Yahudlerdi ki hem Nasrani'lerdi ki hem mesela nasabı var. Lakin seneki kim değişti bana? Yani şimdi Allah-u Teala bu Tavhid Suresini nazil kıldı. Lakin biz bu Tavhid Suresi'ye Kristan aldın bir nesane başka bir sureni örgenmesek bu meydi. Huddi ki Namozga kirishdan oldin tahorat qilmasa bo'lmaydi, iloji yo'q. Namoz namoz emas. Namozga kirishdan oldin tahorat qilish kerak. Ya'ni tozalanish kerak. Bo'lmasa namoz namoz bo'lmaydi. Tavhidga kirishdan oldin ham tozalanish kerak. Bo'lmasa tavhid tavhid bo'lmaydi. Shuning uchun bu surani shu joyda qoldirib Kafirun surasiga o'tiladi. Kafirun surasi bu ixlosning tahorati deyiladi. Namozning tahorati bo'lganidek Tavhidli ya ki ihlasın hem tahareti var, bu Kafirun suresindeki manalar bilen adab oladı. Bunu bara deyiler. Yani baraat ilan kılış kafirlerden. Baraat ilan kısa gine insan, şimdi gine onge kiltirgen tavhidi ihlası kiyin fayda veredir. Vela deyiler onu kiyin. El bara, vel vera. Yani Allah için vazgeçerdi, Allah için uzge yakın tutardı. Bu manalar şuna hangi bir İslam'daki asas ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağımdatının iki rekat sünnetini birinci rekatı da her gün diğerlik Kul ya eyyuhel kafirun suresini okurdular. İkinci rekatı da sünnetti Kul huvallahu ahad'ı okurdular. Hüttü şunu dedik Şam namazının hem ahirki iki rekat sünneti ya birinci rekat ki Kul ya eyyuhel kafirun okurdu. İkinci rekat ki Kul huvallahu ahad okurdu. Huddu şundaki vitir namazı da hem Kul ya eyyuhel kafirun ya ki sabbih ismi rabbike Kul ya eyyuhel kafirun ve üçüncü rekat ki Kul huvallahu ahad okurdu. Nega? Bu nesnede hiç kese tasadüf imez.
uyg'ongan zahotida kunini tavhid bilan boshlash kerak inson. Chunki yaratishdan maqsad shu. Va ma umiru illa liyabudulloh mukhlisina lahuddin hunafa dedi. Ana shu hunafa shirkdan yiroq bo'lmasdan turib ibodat foyda bermaydi. Birinchi uyg'ongan zahotida o'qiydigan surasi qul yo ayhol kafirun dedi. Keyin bu tahoratdan keyin ixlos surasini o'qirdi. Kunni ixlos bilan, tavhid bilan, al-baro val-valo bilan boshladilar. Yotgan tun kirgan paytida ham kechasi shom namozidan boshlanadi. Shom namozini birinchi rakatida sunnatda, kafirun ikkinchisi ixlosda o'qsalar, ma'nosi tunni ham al-baro val-valo bilan boshlaganlar. Baroat va valo bilan boshlaganlar. Endi inson yotadigan holatda ham tunni oxirida vitr o'qiydi. Bunda ham tunni oxirini ham baroat va valo bilan yakunlaganlar. Mana bu Allohning so'zining ma'nosini Rasululloh amal qilganliklarini bir ko'rinishi qul inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika la. Ayting mana namozim, qurbonliklarim, tiriklik va o'limim. Har kun degani. Tiriklik, o'lim har kun olamlarning robbisi Alloh uchundir, sherigi uchun emas. Shu e'tiqodni inson izhor qilib doim yodlab yurishlik uchun ertalab ham kechqurun ham mana shuni o'qiganlar. Mana bu ikki surani bir-biriga mana bog'liqligi. Shuning uchun aytdik, Kafirun surasini o'rganmasdan turib Ikhlos surasini o'rganishlik bo'lmaydi. Kafirun surasi nimaga tushgan? Kafirun surasi mushriklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga keldi unda ham İmam Qurtubi, İbn Kesir va boshqa tafsirlarda zikr qilingan mashhur rivoyat. Mushriklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelishida aytdiki: "Ta'ala na'bud ilahaka sana va ta'budu alihatana sana." Kelgin, seni ilohingga bir yil sig'inaylik. Sen ham bizni olahalarimizga bir yil sig'ingin, hech bo'lmasa deydi. Ya'ni zamonni bo'lib olamiz, bir yil senga, bir yil bizga. Mana shunaqa qilib ibodat qilamiz. Endi bir savol shunda. Ixlos surasi va Kafirun surasi qayerda tushgan? Makka mushriklari so'rab keldi deganda, ma'lumki bular Makkada tushgan. Kafirun surasi ham Makkada tushgan, Ixlos surasi ham Makkada tushgan. Makka qanaqa zamon edi? Makka mustazafinlik zamoni edi. Hamma zaif bechora edi. Hozir mana insonlar, ayo hamma solib yurib, hozir biz Makka davridamiz, unaqa qilmanglar. Makka davridamiz buni qilmaydi degan narsalar insonlarga har xil yengilliklar chiqarib berish. Go'yo hozir Makka davri. Yana yetadi hamma joy insonga xavf xatar to'la. Go'yoki bu narsalar gapirilmasligi kerak. Makka davrida tushgan mana shu suraning sababiga qaraylik. Mushriklar kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iltimos tarzida taklif qo'ygan. Keyin bir yil sig'in hech bo'lmasa, biz ham sig'inamiz, mayli shu Allohingga sig'inamiz. Bir yil hech bo'lmasa bizga sig'inib ber. Aytaylik, hozirgi zamonimiz Makka davri. Nido o'qiganlardik. Qaysi mushrik kelib bizga shunaqa dedi hozir? Ya'ni kelinglar, biz bir yil islomga kiramiz, sizlar bir yil nasoniy bo'lib berasizlar. Nuh adam yok hazır. Müslümanlar ayağı tutup kursuzluğuna diyen zaman hazır. Bu ne mani dalalattı? Müslümanlar uzlar iddia kigendik Mekke davru bugün takdirde hem Mekke davru çelik davet kılalgen yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke davru da davet kigen çelik davet kılalgen yok. Yani müşrikler bu davetten bizar bugün yok. Peki kafirler bu davetten bizar bugün yok. Şunun için hech hayoliga ham keltirmaydi, hech bo'lmasa bir yil sini aytgancha bo'lib beramiz degan gap. Hech hayoliga ham keltirmaydi. Faqat islom jim turish kerak. Hozir shunaqa zamon. Bu Makka davridan ham past holatdaligimizni bildiradi. Chunki ular hech ham bir kun ham biz dinimizdagi bo'lib berishga rozi emas. Endi shu davrda ham lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu taklifni qabul qildimi? Yo'q. Qul dedi Alloh taolo, ayting dedi. Ya ayyuhal kafirun ayting. Ey kofirlar. La a'budu ma ta'budu. Men sizlar ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmayman. Ya'ni bu taklif ham rad qilindi. Hozir odamlar Makka davrida hamma narsadan voz kechib o'rayapti.
Final zamanı hazır. Hem Mekke devrede cemaatler yok bugün. Cemaat ki hem çıkılmaydı. Mekke devrede hicab farz bugün. Hicab hem kiyilmeydi. Mekke devrede zakat bu bugün. Zakat hem bu. Şartımız hazır. Mekke devrede hacam yoktu. Hacam şartımız. Mekke devrede erkekler sakal koysun diye gibi yoktu. Kireyim ben sakalım koymayla. Yani şuna kazanmanın hazır insanlardı. Lekin şunu düşünüşümüz gerekirken ki demek İslam yan bir iş bilen hiç kaçan rivojlanmaydı. İslam'ın özüne izzeti buluş gerek. O zamanda müşrikler mi tepkili var? O son zaman ben size o zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öldüremen bir yotken peytiydi müşrikler. Yani hazır insanlar şuna kadar değil. Ne bakarsan şunlar da cık etti gibi şu geplerde gafırdı deydi. Nege Allah gafırdı dedi Resulü'ye? Kul ya eyvahel kafirun dedi. Çünkü baraatsiz tavhid bu neydi? Rivojlanmaydı hiç kaçan. Bunlar da taklif rad kılındı. Bu rad kılınganda lekin bir nokta var ki kimdir bunu? Menmen sıraçlık da buyuluyor gâhıda. Yani mütekabbirlik hakikat düşünün ki bazı adımlar da hazır tavhidi menmen sıraçlık. Yani kibir. Bana şunu aldığını alış için Allah Resulü geçken ki bu müşriklerde teklifige rad cevabını veriş uzunçemez bu kul. Siz aytas halas. Yani buyruk şuna kaki gelin. Biz kulumuz demez. Buyruk Allah'tan şuna kaki gelin. Yok yani yan veriş yok bizde. Bu tavhiddeki ihlas değil. Yani. Ben şuna kememez. Allah şuna kaki buyurgen. Bu ihlasda kul ya ehl kafirun degende yani kafirun suresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e koyulgen taklif rad kılıngen bulsa kaçan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler koyulgen sulhlar takliflerde kabul kıldı. İslam devleti hasıl buldu. Sahabalar Madinaga ko'chdi, Madinada musulmonlarga izzat kirdi. Mana shu zamonga borgandan keyin mushriklar taklif qo'ysa, keyin qabul qiladigan bo'ldi. Nega? Chunki qudrat bo'lmasdan turib taklifni qabul qilishlik mana shu islom sinishi boshlanishi degani. Alloh rasuliga shuning uchun aytgan: "Walaula ansabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qoida." Agar biz sizni sobit qadam qilib turmasak, ularga ozgina moyil bo'lib qolasiz. Demek İslam başında fakat sabit kalanlık gerek. Keyinçelik yan biriz davru keyinkiler. İslam ayakı turgünge kadar fakat sabit kalanlık gerek. Bu hazırki ümmet üstündeki vazife bence bular. Adamlar razı okular. Nege bizge Medine davru kim yaptı? Nege yani bizi hem şuna kadar Müslüman mendir kökre kirip yaşaydıken zaman kim yaptı? Çünkü insanlar Mekke davrunu doğru mu yaptı hala? Mekke davrı ona kıyam veriş bile unutulmaydı. Baraat bile unutulmadı. Kafir bize onun çıkarsı bile unutulmadı. Bu baraat desek gâhıda insanlar hayalige bir çünmançlı ilerkilerde kafir de bize onun çıkarsı deydi. Yani vazgeçişlik. Ne yaptı İslam şuna hangi topalanları gibi yürüse deydi. Bazıları aytardı. Lekin hazırki zamanla bir siyaset tıkarıydık. Odamlarda ichida hiç rad ham qilinmaydigan, o'ylasam bir o'tirilmaydigan narsa, mana bir davlatlar bir davlatlar bilan urushmay qoladi, kelishmay qoladi, urushib qoladi. G'arb sharq bilan kelishmay qolyapti hozir, kuni urushib qolyapti. Shularni qirayotgan jangiga qaraylik mana. Hozir haqiqiy jang hayoti ularda boshlangan yo'q. Birinchi qilayotgan jangini qaraylik, nimadan boshlanadi? Birinchi o'rinda davlatlar davlatlarga o'sha sanksiyalar deydi, o'shalarni qo'yadi. Yani hatta ki bu şu derecedeki hazır hükümde bizde Müslümanlar, adli Müslümanlar kırışkiriye bugün işlerdi. Yani bir devlet bir devlet böyle uçup kalsa, ucu devlet işlep çıkartırken Suriyeliler koyulmaydı. Biz tam onlarda hani, Türk bile uçup kalken Türk Suriyeliler koyulmaz. Nege? Ula yakalaşıp birbirine atışıp gitken yok. Nege koyulmayan? Bu baraat, bu hatta kafirler diyen var bunlarsa. Müslümanlar fakat yukatken bunu. Uca işlep çıkartırken mahsulatlar akırılmaydı.
Ularda chiqqan kino seriallar qo'yilmaydi. Va hattoki o'sha yerlarga borib kelish ham qiyinlashib qoladi. Va u yerdagi yashayotgan insonlarga ham hattoki o'zini fuqarosi bo'lsa ham ogohlantirish beradi. Spetsialar chiqib ketinglar bo'lmasam, kelib o'zi fuqaroligingni ham bekor qilamiz deydi. Nega? Nima haqqi bor ularni desa, hech kim qulog'ini qimirlatmay hamma bo'ysunadi. Ha, endi siyosat shunaqa bo'lib qoldi hozirgi zamonda dedi. Ya'ni tepadan buyruq kelgan. Bizga ham tepadan buyruq kelgan. Bu kofir bilan muomala baroat mana shunaqa bo'ladi. Xudoga qo'rqadi o'sha turk shiylarini ko'rishga ham qo'rqadi. Nega? Chunki siyosat shuni taqozo qiladi deydi. Lekin Allohdan qo'rqmaydi. Alloh taolo bu millat bitta islom, uni biruzi narigi tarafda muqobilida kufr bor. O'sha kufr millatlar hammasi bitta degan. Famaza ba'dan haq ila dalal, haq bor undan keyin hammasi zalolat bor. O'sha zalolatdagi toifalar yahudi bo'ladimi, nasroniyizi bo'ladimi, boshqa mushrika kim bo'lishdan qat'iy nazar bu kufrni Alloh taolo musulmonlarga unaqangi uyiga qoniga singib kirishiga ruxsat bermagan. Men siyosat shunaqa bizda ham. Agar shu tilda aytsak agar. Kim bu siyosatni qabul qilmasa, keyin Rasululloh so'zini mana shunda tushunib yetasizki, "Man jama'a al-mushrika aw sakana ma'ahu fa huwa misluhu" degan nimaga kelgan. Kim mushrik bilan to'dalashib yashab, o'shalar bilan birga bo'lsa, o'shalar misildek degan. Ha, chunki hozir ko'ryapsiz, mana aytdik, bir davlat ham o'zini fuqaroligini bekor qilib yuboryapti. Bor, men naqa fuqaroligimdan kechdim sendan qodimdan. Nega? Chunki men dushmanim bilan yashayapsan deydi. Kechib yuboryapti fuqarosidan. Islom o'zini fuqarosidan shunaqa kechib yuboradi. Agar bu yuzmasa. Ha, mana bu siyosat islomda bizda bir tuzilib qo'yilgan azaldan bu narsaga. Faqat qilayotgan odam yo'q buni. Musulmonlar faqat katta bir orzularni qiladi. Agar bu siyosatni qilinmasdan islomda hech qanaqa Madina zamoniga erishilmaydi. Bu men faqat hammani qo'ldan keladigan jihatlarni gapiribman. U katta narsalar ularni butun musulmonlarning boshlig'i bo'lsa o'zlarining vazifasi, lekin bu hammani qo'ldan keladigan baroat jihatlari bu. Odamlar bir qo'shiqchilar tarkib qila olmaydi. Bir o'yinchilarni shularni tomosha qilish tarkib qila olmaydi. Futbolchilar, boshqa o'yinchilar. Bu insonlar yana islom siyosatiga amal qilmasdan keyin islomdagi izzatni kutadi. Shuning uchun Alloh taolo bizga Makka davrida mana shu narsaga buyurgan. E'tiqodni ayta bilish. Qul degan bu e'tiqod aytiladi. O'z boshimchalik emas, bu Alloh huzuridan kelgan e'tiqod bu. Qul ayting, ya ayyuhal kafirun deb ayting. Endi qog'ozga o'ramasdan, ey kofirlar deng. Bir narsada e'tiborga olib qo'yaylik. Bizda o'zbek zamon millatlaridagi kitoblarda hatto tafsir kitoblari bo'ladi, hadis kitoblari mana shu ma'noni buzishgan. Shu oyatlarda ba'zilarida tafsirlarda o'qilsa, ey kofirlar deyishdi o'rniga ba'zilar ey kufr keltirganlar deb o'tib ketadi. Oyatda qul ayyuhallazina kafaru degan yo'q. Ey kofirlar degan. Bu narsani buzilmaydi. Shu ana shu ma'nogina foyda beradi chunki. Shu kalimagina foyda beradi, baroat ya'ni. Shu baroatni izhor qiladi. O'sha narsalarda e'tiborga olib qo'yish kerak. Qul ayyuhal kafirun ey kofirlar deb ayting la a'budu ma ta'budun. Men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmayman deng. Yuqorida aytganimizdek bu taklif rad qilindi. Islom siyosatiga to'g'ri kelmaydi unaqa bir yil biz tomon bir yil ular tomon bo'laman degan gap. Endi odamlarda hozir yuqoridagi ma'noda bir oy yoki bir yil biz tomon bir yil ular tomon bo'lsa hozirgi zamonda shayton buning boshqacha bir suratini chiqargan. Ba'zi masalalarda biz tomon, ba'zi masalalarda ular tomon. Ha, dining bo'lsa faqat shu nikohida, taloqida shu masala faqat din, ya'ni siyosatga aralashma deydi. Din faqat masjidda bo'lsin, namoz, roza faqat shu tahorat. Mana shu ma'noni o'zi bu, bir tomonga bizga sig'inasizlar, boshqa tomonga biz sizlarga sig'inamiz. Masalan, Misr qonunida shunaqa ahvoli shaxsiya deyishadi, ya'ni nikoh, taloq, miros, unaqa masalalar hammasi shar'iy, 100% shar'iy. Shar'iy nikoh, shar'iy taloq, shar'iy miros taqsimlanadi, hammasi shar'iy.
Ular bo'ysunadi bu tomonga mana. Lekin buni evaziga bizga aytishadiki, sen siyosatga aralashmaysan. Boshqa masalaga aralashmaysan. Mana bu yuqoridagi mushriklarning taklifini zamonaviy ko'rinishi. Bir oy unga, bir oy bunga emas, to'g'ri, lekin yarimi unga, yarimi bizga. Shu e'tiborda ana endi inson tushunib oladi, haq qayerda, botil qayerda. Bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas islomda. La a'budu deyilishi kerak. Men ibodat qilmayman, ma ta'budu sizlar ibodat qilayotgan narsalarga. La a'budu ma ta'budun. Sizlar ibodat qilayotgan bir nuqtaki mushriklar ibodat qilmaydimi? Ular ham ibodat qiladi. Ko'pchilik aldanadi, namoz o'qiyapti bular ham, roza tutyapti bular ham, zakot beryapti. Ibodat qilaveradi. Hamma mushriklar ibodat qilgan. Makka mushriklari haj qilmagan. Makka mushriklari Ka'bani obod qilgan o'shalar bo'lgan. Ka'bani ular yuvib tarab, atir sepib ular qilgan ibodat Ka'bada. Makka mushriklar rozasi bo'lgan. Kan somu Ashura yawmun tasumuhu Quraysh. Ashura kunda Qurayshlar roza tutardi mushriklar. Makka mushriklari zakot berardi. Makka mushriklari ibodat namoz o'qirdi. Alloh taolo oyatda aytgandek, Ka'bada o'qigan namozlar chapak cholish yig'sig'idan boshqa narsa emas degan. Ya'ni shu namozdan yotib turgani bor xolos ular degan. Demak, ular ibodat qilmaydi emas, islomni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Ibodat qilaveradi hamma ham. La a'budu ma ta'budun, lekin biz ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmaydi. Haqiqatda ular ibodat qilayotgan narsa bu narsa, bu tushunarli. Ma arab tilida nima? Narsa degani. Ya'ni ular toshga sig'inadimi, g'ishga sig'inadimi yoki qonunga sig'inadimi, nimaga sig'insa ham bular haqiqatda narsa. La abud, unaqa narsalarga biz musulmonlar ibodat qilmaymiz. Lekin oyati davomida La abuduna ta'budun va la antum abiduna ma a'bud. Sizlar ham men ibodat qiladigan narsaga ibodat qilmaysizlar baribir degan joyiga qaraylik. Nega Allohni ham narsa dedi? La abudu ma ta'budun va la antum abiduna ma a'bud. Men ibodat qilayotgan narsaga. Ya'ni shundoq tarjima qilsak, shu narsa degan ma'no chiqib qoladi shundoq tarjimadan. Ya'ni bunday qaraganda ikkalasida ham ma turibdi. Mushriklar sig'inayotgan narsaga ham ma deyapti, ya'ni narsa musulmonlar sig'inayotgan zotga ham ma harfini ishlatyapti. Nega? Bir mijg'ov odamlar bo'ladiki, shunaqa gaplardan gohida tanizlamoqchi bo'ladi. Ya'ni kelib, agarda bizni ilohimiz man deb aytiladi, zot u zot, chunki seni ilohing narsa u ma deb aytiladi desa, maydalashadigan odamlar bo'ladi. Nega seniki man deyilar ekan? Nega bizniki ma deyilar ekan? Ana shunaqa odamlar bor. Mijg'ov. Gap tagidan gap izlaydigan odamlar. Shunaqa odamlarni og'zini o'chirish, yopishlik uchun, ovozini yopishlik uchun Qur'onda ma kalimasi ishlatilgan, chunki ular unaqa tushunsin, lekin aslida ma kalimasi man ma'nosini ham beradi. Demak, agar shariat ko'tarsa, mayli, yon beriladi. Shariat ko'tarsa, lug'at ko'tarsa, mana yon berilyapti. Mayli, sen aytganchalik bo'lsin. Biz o'zimiz sig'inayotgan zot ham ma deymiz, sen sig'inayotganingni ham ma deymiz. Ana sen aytganchalik bo'lsin. Bu tanazzul deyiladi. Ya'ni yon berish. Mayli, senga bo'lsin mana. Lekin ko'targan narsada yon beriladi. Shariat ko'targan narsada yon beriladi. Arab tilida ma kalimasi man ma'nosida ham ishlaydi. Shuning uchun ularga yon berilgan. Endi tortishuv, nizo paytida maydalashilmaydi. Ibrohim alayhisalomni bir ulug' ilohlikni da'vo, rububiyatni da'vo qilgan odam bilan tortishuvni Alloh Qur'onda hikoya qilib qo'ygan. Unda ham xuddi shu ma'no bor. Ibrohim alayhisalomga bir mushrik, nafaqat mushrik, balki o'zini yaratuvchiman degan bir inson aytadi. U inson Ibrohim alayhisalomga aytdiki, qola ana uhi va umid. Ibrohim alayhisalom birinchi aytdilar, Robbi alladhi yuhyi va yumit. Men Robbim tiriltiradi, o'ldiradi. Qani seni Robbing, sen Robb bo'lsang nima qilasan? Ibrohim alayhisalom haligi mushrikka aytdilar. U mushrik aytdiki, ana uhyi va umid, men ham o'ldirib tiriltira olaman.
Şimdi bu aslında yalgancılık. Ruhum Aleyhisselam bundan sonra gelen, kanak kılıp öldüresen, kanak kılıp tırıltıresen, sen huda bu sen, öldür tırıltır. Hâlâ ki müşrik çıkıyken, işte, mücağavrı çıkıyken, ikide insanını alıp geledi, birini öldürer, ben öldürdüm mü deyiz, ha öldürdü. Birini ise hazı öldüremen deyiz de koyu olar, ben tırıltırdım deyiz. Şimdi bu külgülü inersin, bu yaş buranın işi asıldır bu. Hiç kimin öldürgeni hem yok, tırıltırgeni hem yok. Bu insan, bunun hayatlı ilgide koyuverdi, halas. Bunun ise öldürdü, bu hemen kuldan girer. Aynen, Rab'lı ilgide daha vakıken adamın işimiz mi? Hemen kuldan girer, bir tane öldürür. Hayvanı hem öldür yaptı adamı. Lekin, şimdi şuna kadar rahat kısa bulardı İbrahim Aleyhisselam. Lekin, mayda adam gibi, mayda resilmeydi. Mecağı adamın işi bulardı. İbrahim Aleyhisselam şu halatı onu koydu. Hadi sen etkin içeriyken bulsun. Bu, müziğe ulaşmazsan bana açık delil yutaydık. فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرُ Bana bunu kıyım kanı, eğer yaratıcı bulsan, Allah kıyaştı maşrıktan çıkarır, sen mağribden çıkar. Kanı yaratıcı bulsan, çıkar mağribden. Bu, şimdi müziğe ulaşırken, şimdi ürün yok bunda. فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرُ Çünkü Allah etti ki, bu kafir, avazı uçtu dedi. Bu Kur'an'daki bana bu manu ham huddu şunu birer. La abudu ma ta'budun desek bu arif kafirge. Neyseler bu arif kafirge neyse ki sığınmıyım ben desek. Onun ikini neyse desek ki uzunmuzdikini men desek bana şuradan tuttu olaydı. Uzun kayırdan dur yapsa giren bir hata çıkışını güzelte oturuyorken adamlar bulaydı. Ana şuna kaç oradan tutamam deydi. Hani şunu aldığını alıp bu kitap şunun için Allah huzurundan kegen kitap. Başka adamlar da buluşu mümkün bu. Gepsi tekinden hatta kavlaşken imkan. Lekin Allah'ın kitabından gepsi tekinden kavlaşken imkan bu meydin. Mergen, maalesef etken içeriyken olsun. Bu bilen bizde Allah'ımız nerede bu konuydu. Çünkü Arap dilinde ettik işleri ikilesi gelin. Yine bir misal bunge şeriat kuvvetlerse yan bir iş. Hudeybiye sulhuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler bilen sulhı mahcup olarak mektup sulhı yaza başladılar. Bismillahirrahmanirrahim de yazdılar. Müşrikler tuhta dedi. Ne var ise biz Rahmanirrahim degen ilahenge işanmayız. Ne var ki işanasılar? Bismillahirrahmanirrahim degenge işanamız dedi. Bismillahirrahmanirrahim de yazdı. Ha Bismillahirrahmanirrahim de yazdı. Nege? Nege yan bir yer? Şeriat kutuladı. Ne bakıma Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi şeriatımızdan var onlar ise yol verdi bana bunda. Bu böyle meydanaşı oturmadı yani. Yani yazdılar. Muhammed Resulullah diye yazdılar. Yok Resulullah olmaz dedi. Ne mi diye? Muhammed ibn Abdillah tanemiz biz. Ha Muhammed ibn Abdillah. Çünkü ben Resulullah bulmayı kolam. Muhammed ibn Abdillah Resulullah hakikaten. Bana bu derse de yol verirdi bana. Bu çünerlik. Çünkü bu buranın hiç kaçan biz kadrimiz yok ki başkanımız uzgarıp koymaydı itikadımız. Şeriat kurtarırken ne yaptılar bana bunlar? Yine bana şundan böyle olaymış ki adamlarda bir iki tamamen karab acilalık içtiğinde bir grubu var mutlak yan bir olaydı, yan bir işgireyken. Yani. Bir grubu var ki bu atıken muhalif bana şu nesler diyen bir cıgalı yıkılardı. Çünmeydi o insan bana bu neslerde şeriyette yan bir iş var diyen çünmeydi. Bana bu insanlar gulatlar değil, bu gulut yeterekiyim. Şu iki tayfaya tulp gitken bugün günde zaman. İnsanlar. Yani şu sebep bana şu zaman tekrarlarına uğradı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Mekke davru 13 yıl utken buydu. Bizge Mekke davru vallahi halen 200 yıl 300 yıllardan desek hem adeşmeyimiz çünkü vaktin beri Mekke davrudan çıkmaya gitkemiz. Çünkü adamlar bana şu meydan herselerden çıkılmaydı. La a'budu ma ta'budun men sizler ibadet kılarken herselere sığınmayayım ben. La a'budu fiil-i muzari hazır sığınmayayım ben. Yok sığınış yok hazır. Ve la entum a'biduna ma a'bud. Sizler men ibadet kılarken zatke ibadet kılıkçı mahsizler. Yani yukarıda ayetkisi ki ular sığınamız dedi. Demek Resulullah ayeti yaptılar ki sığınseylerden bazı sığınmayan burasılar. Çünkü bizge aralaş ibadet kireymez. Kaçan ibadet ibadet namlanadı. Allah yukarıda ne dedi? O ma umiru illa liya'budullah muhlisin lahuddin. Dinde eğer ibadette ihlas bulsa ibadet de olan. Allah ki onaki araş ibadet kereymez. Ana aklına şöyle ki hani şirk diyen. Şirkten men bir hacetmen.
Men amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taftuhu va shirka. Kim bir ishni qilsa da men bilan boshqani shirik qilsa, o'zini ham shirkini ham yig'ishtirib qo'yaman degan. Bunaqa aralash ibodat, ibodat sanalmaydi. Shuning uchun ibodat qilsanglar ham mushriklarga aytayaptiki, "Wala antum abiduna ma'bud." Sizlar baribir ibodat qila olmaysizlar meni ibodat qilayotgan zotga. Ya'ni bunaqa holatlarni qila olmaysizlar degan. Va o'z navbatida bu kalima ichiga tavhidni, ya'ni o'z ichiga tahdidni oladi. Men bir insonga qarab qo'yingan kelmaydi desa, nima qiladi o'sha inson? Kelar qo'limdan deydi. Hariga ichidagi uni kibri amalga undaydi. Qo'yingan kelmaydi, qila olmaysan deydi. Agar aqli bo'lsa, hech bo'lmaganda kibri ham uni bir shu amalga undash kerak edi. Qilaman. Ana shu gaping uchun qilaman deyish kerak edi. Lekin odam shu darajada kibri kelsa, agar ahmoq bo'ladiki, yo'q, baribir qilmayman turaveradi. Qila olmaysan ham shuni yolg'onchiga chiqarib bo'ladiki hozir mushriklar. Qila olmaysan deding, mana hozir qilaman. Mana men iymon keltiraman. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadur rasululloh deyman, musulmon bo'ldim, mana qilaman. Endi nima deysan? Yo'q, qilmadi. Qur'on uni bir undaganki, hattoki irodasi o'zini qo'lda emasligini bildirib qo'ygan. Wala antum abiduna ma'bud. Baribir qila olmaysizlar sizlar. Hech kim bu oyat yolg'onga chiqara olmadi. Butun dunyo to'la kofirlar qani Qur'onni yolg'onga chiqarmoqchi bo'lsa hozir kelishsin. Qur'on qila olmaysan degan ekan biz qilamiz mana. Yo'q, qila olmaydi. Wala antum abiduna Alloh aytib qo'ygan bu qonun bu. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun ma abadtum. Keyin shu ma'no takrorlandi. Men ham sizlar ibodat qilayotgan narsalaringa ibodat qiluvchi emasman. Bu aslida takrorlanmas. Birinchisida la a'budu fe'l muzori, ikkinchisida wala ana abid ismi fa'il sig'asida kelgan. Ya'ni ismi fa'il fe'g'asi zamondan qat'iy nazar degani. Zamonga dalolat qilmaydi. Ya'ni hech qachon nafaqat hozir, ya'ni kelajakka umid qilib o'tirmanglar. Bir kun kelar, ehtimol yon berib qolar, shu taklifimizni qabul qilib qolar, bir tomon bizga, bir tomon unga bo'lishligiga rozi bo'ladi deb o'ylamanglar. Wala ana abid. Men u zamondan qat'iy nazar, hozirmi, o'tmishmi, kelajakmi ibodat qiluvchi emasman. Wala ana abidum ma abadtum, sizlar ibodat qilayotgan narsalarga. Va yana shuni takrorlab aytdiki, wala antum abiduna ma a'bud. Sizlar ham men ibodat qiladigan zotga ibodat qiluvchi emassizlar. Yana shuni takrorlab aytdi. Yana ularni bir ta'bir joiz bo'lsa bir qo'zg'adiki, agar qodir bo'lsanglar ibodat qilinglar mana. Lekin ibodat qilish olmadi. Shu darajaga yetgandan keyin holat lakum dinukum valiyadin dedi. Sizlarning dinlaringiz o'zlaringizga, mening dinim o'zimga dedi. Ya'ni foyda qilmasa agar shu gaplar dinlaring o'zingga, mening dinim o'zimga. Yana bu yerda bir savol. Aslida kofirda dini yo'q. Dini din emas uni. Lekin yuqorida aytganimizdek, islom bu narsalarda yon beradi. Ha, sen aytganchalik dining bo'lsin ham, lekin asl haqiqatda din emas. O'zingga o' dining. Valiya din, mening dinim o'zimga. Hamma mana shu oyatning oxirgi qismini hozir tutib olgan. Mana demokratiya deyishadi, nima degan? Ana shu oyatdan o'zlaridagi keltirishadi. Ya'ni hamma hur, hamma o'zining dini o'ziga degan bir g'oya. Mana shu oyat tutib oladi, lekin bu oyatni tutgan inson oyatni Kafirun surasini avvalga qaramaydimi? Kafirun surasini avvalida qancha narsa o'tdiki, o'shalar foyda bermagandan keyin oxirgi chora bu. Avval boshdan chiqib olib, ayhonni solib, hamma dini o'ziga deyishmas. Da'vat qilgan, undagan ibodatga buyurgan, men senikiga ibodat qilmayman degan, oxiri hech narsa o'zgarmagandan keyin bor-bir gapni qilgan. Lakum dinukum valiyadin. Alloh taolo boshqa oyatda aytgandek, fa in kazzabuk, agar shu da'vatdan keyin ham yolg'onga chiqarsa to'g'ri, unda nima qiling? Faqulli amali va lakum amrukum. Ana endi oxirgi chora bo'ladi u. Amallaring o'zlaringga, mening amalim ham o'zimga. Antum bariuna mimma a'mal va ana bariu mimma ta'malun. Sizlar men qilayotgan amaldan, men sizlar qilayotgan amaldan yo'qman. Lana a'maluna va lakum a'malukum boshqa bir oyatda ham aytadi. Amalimiz o'zimizga, sizlarga ham o'zlaringga. Eng oxirgi chora bu. Hech narsa foyda bermagandagi chora. Birinchi chiqqan zakoti aytilib, hamma o'ziga hur. Ishing bo'lmasa hech kimga degan emas bu. Lekin hattoki Qurtubiy rahmatullohi aytadilarki, bu oyatdan keyin Alloh taolo
boshqa oyatlar tushirdi. Faqtulul mushrikina haythu taqiftumuhum. Qayda topsanglar mushrik kofirni o'ldiringlar degandan keyin bu oyatlar hukm bekor bo'ldi degan. Ya'ni o'zingga ham mayli yuraver deyish ham hattoki yo'q. Qachon bor? To'g'ri, bekor bo'lmadi desek, agar islom hukumatı ostida yashasa, jizya to'lab qolgan qilib yuraver deylar. Bu endi alohida bir fiqhiy hukmlar. Mana bu Kafirun surasi shuning uchun baroat deyiladi. Baroat surasidan o'tilgandan keyin Ixlos surasiga inson kirib uni tushunadi. Ana endi Ixlos surasida ham Alloh qul huvallohu ahad degan, tavhidni ham ayting degan. Faqat kofir kofir deb yuravermaydi, tavhidni ham o'rgatadi. Qul huvallohu ahad ayting, u Alloh yolg'izdir. Yuqoridagi Allohning nasabini so'raganlarga ayting, uning nasabi yo'q, yolg'iz. Huvallohu ahad, u zotgina yolg'iz. Allohu samad, Alloh taolo behojat. Samad degani hech kimga hojati yo'q, lekin hammaning hojati unga degan. Ana shu samad deyiladi. Qisqacha bir ma'nosi shu. Hech kimga hojati yo'q, lekin hamma undan hojatini so'raydi. Hatto mushriklar ham. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Summa idza massakumuz zurru fa ilayhi taj'arun." Sizlar ay mushriklar, bir zarar kelib qolsa ungagina yolvorasizlar degan. Har qanday insonni olib qarasak, boshiga bir zarba kelganda nega qo'lini osmonga cho'zib ayohona soladi? Bu mana shu xislat Hindda ham bor, Xitoyda ham bor, Karsda ham bor, Rusda ham bor, G'arbda ham bor, Arabda ham, hammada mana shu narsa bor. Boshiga bir musibat kelganda nega bo'ynini osmonga cho'zib yig'lab baqiradi? Alloh taolo oyatda aytganidek, Allohu samad, chunki hammani ehtiyoji qaytaradigan zot Alloh. O'zi e'tirof etmasa ham. Hamma osmonga qarab bo'ynini cho'zadi. Allohni tan olmaganlar ham. Hatto Fir'aun haqida Alloh subhanahu va taolo oyatda aytgan, "Vajahadu biha", inkor qildi Fir'aun ham, lekin "Wastayqonata anfusun", ichida ishonib o'tirgan degan. Ya'ni so'raydigan zoti bor. Bir musibat kelsa, yolvoradigan zoti faqat Alloh biladi hammani. Alloh mana shundan ishora qilib qo'yganki, shu yolvoradigan zotlaring Alloh, yolg'iz Alloh bo'lganidek, sig'inadigan zotlaring ham o'sha zot bo'lsin. Allohni tanishtirish mana shu bo'ladi. Alloh Ahad, Alloh yolg'iz bo'lsa, kim uzot desa Alloh As-Samad. U Allohki Samad bo'lgan Alloh. Shuning uchun ham Huva As-Samad demagan. Masalan, arab tilida shunaqa deyish ham mumkin-ku. Allohu samad demasdan huva samad. Nega huva samad emas? Allohu samad. Chunki o'sha Allohni tanishtirish kerak. Qayerdan tanish kerak? U Allohki hojatlarni bajo qiladigan zot. Kofirlar kemaga chiqsa, bir to'fon bo'lib qolsa, Alloh aytadiki, "Idza rakibu fil fulk da'u Alloha mukhlisina lahuddin." Kemaga chiqib qolsalar, haligi kema bir to'lqinlanib ketsa, Allohga ixlos bilan duo qilaradi ular ham. Bir samolyotga chiqsa, mana bir qimirlasa, hech narsa Allohdan boshqa ko'zga ko'rinmaydi. Lekin quruqlikka chiqib najot bersa, yana unutadilar degan. Ana shu samad degani, hojating tushsa, ishing tushsa qaytasan. O'sha zotni yolg'iz shuni o'ziga qaytganingdek ibodatni ham o'shanga qilgan. Lam yalid va lam yulad, u zot tug'magan, tug'ilmagan, nasabi yo'q. Allohu samaddan keyin lam yalid va lam yulad kelganligini qaraylik. Ya'ni behojat tug'magan, tug'ilmagan. Demak, tug'ilganlik va tug'ishlik bu hojat degani. Ya'ni inson borki hojati bo'ladi bu narsaga, inson o'zini Allohga o'xshatmasligi kerak shuning uchun ham. Bu hech kimga men hojatim yo'q deyish menga kerak emas, menga ota ham ona ham kerak emas, menga farzand ham kerak emas menga deyish Allohning xususiyati bu. Bu samad bo'laman demaydi odamzod. Tug'maymanda yoki tug'ilmayman deyolmaydi bu. Odam borki hojati bor odamga. Alloh taolo oyatda aytgan: "Va rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat liyattakhida ba'dukum ba'dan suhriya." Sizlarning ba'zilaringni ba'zilaringdan darajatda ustun qilib qo'ydik, bir-birlaringni bo'ysundirib ishlatish uchun deydi. Bola otasiga xizmat qiladi, onasiga xizmat qiladi. Otasi qarib, onasi qarib,
İşga yaramaganda bolasi unga xizmat qiladi. Yo'q, Alloh menga beradi deb turgan inson bu Allohning hikmatini tushunmaydigan odam gap. Alloh shunaqa qilib qo'ygan, hech kimga kelib Alloh xizmat qilmaydi. As-samat Alloh. Boshqa inson o'zini unga o'xshatmaydi. İslomda rohiblik yo'q degani ana shu. Men uylanmayman yoki turmush qilmayman yoki men bola xohlamayman degan gap bu o'zini inson somatga o'xshataman degan bo'lib qoladi. Ya'ni agar o'z ixtiyori bilan shu ish qilayotgan bo'lsa. Dam yalid va lam yulad, tug'madi va tug'ilmadi zot. Nasabi yo'q. Bunda Makkadagi mushrik, yahudiy, nasroniy uchrashiga ham rad bor edi. Mushriklar farishtalarni Allohning qizi derdi. وَجَعْلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ اِنَاثًا Allah'ın bendeleri, farişteleri, bunlar ayollar da vardı. Şu mana, biz de adamlarda içine hem singip gitken, farişte ise çırağıyla bir ayol hayalı gekilerdi. Ya ki, tasvirleyse hem şuna kadar tasvirleydi. Ya ki, balasını erkeletse hem ne kadar oğlu demez, kızını farişteyle erkeletler mesela. Bu odamlarda shu e'tiqod kirib qolgan, mushriklarda e'tiqodi, farishtani qiz deyish. Alloh taolo oyatda buni inkor qilgan. Ashhadu xalqahum ularni yaratishni ko'rib kelibdimi, qanaqa qilib yaratilgan degan. Satukta bu shahadatun. Bu guvohliklar har yerda yozib qo'yilgan. Ya'ni nega endi farishta desa aynan ayolga o'xshatadi? Yoki mushriklar, yoki yahudiylar, oqol yahud Uzayrulloh. Uzayrda Allohning bolasi dedi. Lam yalid, Alloh tug'magan, rad bo'ldi. Nasoniylar İsa ibnulloh dedi. İsa Allohning bolasi dedi. Lam yali tug'magan ularga ham rad qildi. Va lam yula tug'ilmagan. Mana bunda faylasuflarga rad qildi. Bu faylasuflar ki mana hozir Alloh yolg'iz desa, ba'zilar kelib Allohni kim yaratgan deydi. Hamma narsa Alloh yaratibdi, yerni yaratdi, osmonni undan oldin, nimalarni bo'lsa ham yaratgan, hammasidan oldin Alloh bo'lgan desangiz, Allohni kim yaratgan deydi. Bu paylaşıklık, bu ona gelip yok şariyet. Lam yalit ve lam yule tuğulmagen. Kürptürüz ki bu ayet hem taifelerge rad bulu yaptı. Hadis-i Resulullah etkiler, yetti şeytan ila ahadikum fe yakulu men halaka keza, men halaka keza, hatta yakul men halaka Allah. Şeytan bir layın oluyor ki lazım, bunu kim yaratken, bana bunu kim yaratken de soru uğradı. Sikinliği bilen insan ne yapacak? Şeytan soruydu. Bu öyleydi ki, o zaman aklım işlep gitti yaptı da öyleydi. Şeytan onu aslında işletiyordu. Hatta şu derece yeterdi ki Allah'ını kim yaratken onda değildi. Eğer şu derece yetse amentu billah desin. Bunun cevabı yok. Amentu billah tamam şu. Allah'a iman getirgen ben değildi. Hem lem yelid ve lem yulad değildi. Ve lem yekullahu kufuvan ahad. Hiç kim önce teyin bulmayan. Kufu teyinhur diyen. Bunda hem katta bir mana var. Odamlar ichida bir noto'g'ri gaplar bor. Shu odam hech tengini topolmadi deydi. U tengini topolmaslik odamning ishi emas, Allohning ishi. Hammaning tengi bor. Faqat tengi deganda inson o'ylamasin, menga shu qolpimdagi mos keladi deb. Bunaqa odam bo'lmaydi hech qachon. Xossatan er-xotinlikda ham meni tengim emas, u meni tengim emas yoki tengim topolmadim degan gap. Bu Allohning xususiyati tengi bo'lmaslik. Kufu, yani şu barabarlık, tenglikdi yani. Bu Allah'ın hususiyeti. Hiç kim o'zini bunda Rabbiga o'xshatolmaydi. Agar insonlar u yüzge yüz o'zi teng bo'lish kerak bo'lganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyoda uylanmay o'tish kerak edi. Nega? Rasulullohga teng ayol bormi dunyoda? Rasulullohga teng ayol yo'q dunyoda. Nega uylandi Rasululloh 9 ta ayolga? Qaysi biri teng Rasulullohga 9 ta ayoldi? Er xotin barobar bo'lish kerak degan gap yo'q shariatda. Ha, o'xshashroq bo'ladi bir-biriga, to'g'ri. Munosibroq bo'ladi, lekin tamom endi bir-biriga 100% muvofiq bo'lish kerak, bo'lmasam hayot bo'lmaydi degan gap bu botil gap bu. Sofiya onamiz kechagina yahudi edi, islomga kirdi, uylandi, tamom. Nima deding Rasulullohga? Hattoki ba'zi insonlar u kishini ayb ham qildi shunga. Ya bintil yahudi, ya yahudini qizi deyapti. Kufu demek tamamı ravuşta bomedi hiç kaçan.
Odam baxtli yashayman desa, o'sha nuqsonlardan ko'z yumadi. O'shanda kufu bo'ladi. Valam yakullahu kufuwan ahad. Hech kim unga teng bo'lmasligi bu Allohning ishi. Oyatlar tartibi nihoyatda bog'liq. Endi gohida mana shu sabab bo'ladi odamlar hozir tengini topolmasligiga. Shundan keyin bir dunyoga kelgandan keyin bir farzand ko'rish yoki boshqa ne'matlarga erishmasligiga ham shu sabab bo'ladi. Mening tengim yo'q deb yuraveradi. Kim tug'maydi ham tug'ilmaydi ham. Bu tartib Allohga xos bu. Yolg'izlik, hayotdan yolg'iz o'taman deyishlik Allohning xususiyati. La rohbaniyata fil islam, islomda rohiblik yo'q, odamning ishi emas. Hatto o'tgan ummatlarda ham Alloh rohbaniyatani bitada'uha degan. O'sha o'tgan ummatlarda ham rohiblarni ko'rsak hozir Alloh farz qilmagan uni. Hech qaysi millatda, diyonatda Alloh unaqa tarki dunyoyida farz qilmagan. Ibtada'uha degan. O'tgan ummatda ham bidat qilib chiqardilar. Ma katabna alayhim. Ularga biz bu ishni yozmagandik deydi. Bu tavhid surasini endi asli gapirsin, gap bu ko'p faqat tavhid ilmi emas dars. Hozir shu ba'zi ma'nolarga ishora qilish. Aslida bu Qur'onni 3dan 1iga teng deyilgani ham bu suraning farziga kifoya. Imom Muslimda hadis keldi. Oysha radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga aytdilar, "Hozir men sizlarga chiqib Qur'onni 3dan 1ini o'qib beraman" dedilar. Bu gapni eshitib qo'rqib ketgan ba'zilar ketib yubordi. Qur'onni 3dan 1ini o'qib berish ozmuncha vaqt ketadi. Ba'zilar o'tirdi sabr qilib. Shunda bir savol, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nega odamlar qo'rqitganlar? Iymonini sinash kerak odamlardan shunaqa. Bu ne'mat, iymon ne'mati bu arzimas narsa emas. Odamlarga hammaga sochib-sochib berib tashlaydigan shu yaroqlik odam olsin shuni degan. Ya'ni dehqon ham urug'ni ko'karadigan joyga sepadi. Bir qism bug'doy bo'lsa ham olib toshga sepmaydi o'shani. Ko'karadigan joyga sepadi. Shuning uchun shu ne'matga layoqatlik, shu Qur'onni 3dan 1 degan mana Qul huvalloh ahad surasini ma'nosini chaqishga tushunadigan odamlargagina shu osil mana shu ne'mati deganlarda birinchi qo'rqitib qo'yganlar. Hozir chiqib 3dan 1 o'qib beraman Qur'onni. Ketgan ketdi, qolgan qoldi. Chiqilarda Qul huvalloh ahad Allohus samad lam yalid va lam yulad. Olam yakulla hukum ve ahad deb kirib ketdilar. Sahobalar yana chiqsa kerak deb kutib o'tirishdi. Chiqdilarda o'qidim Qur'on 3dan 1. Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an deganlar. Bu Qur'onni 3dan 1 ga teng. Nima e'tibordan desa, chunki Qur'on 3 xil narsani o'z ichiga oladi. Ahkomlar, mana tahorat namoz degan masalalar, fiqh, axloqlar, qissalar, keyingisi tavhid masalalari. Bu ixlos surasi mana shu bir qismni o'z ichiga olyapti, tavhid masalasi. Yuqorida aytdik, hamma diyonatlarga raddiya bildirildi. Yahudmi, nasroniymi, mushrikmi, paylasufmi, bid'atchimi, hammasiga rohibmi, sufimi, tarki dunyochimi, hammasiga raddiya bildirildi. Bu haqiqatda tavhid shu o'zi. Qur'onni 3dan 1 ana shu e'tiboridan. Va bu surani yaxshi ko'rishlikdir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu ham Oysha radhiyallohu anhudan keldi hadis. Bir sahobiga aytdilar, hubbuka iyyaha adkhalatkal janna. Sen ana shu surani yaxshi ko'rishliging seni jannatga kirgizdi dedilar. Bir sahobiy har namozda Fotihadan keyin bir zamsura qilib qo'shib yana ixlosni o'qirdi. Faqat Qulollohat o'zini o'qirmadi qisqa deb. Fotiha, Fotihadan keyin zamsura, zamsuradan keyin qo'shib yana ixlosni o'qirdi. Rasululloh ana unga aytdilar, ana shu Fotihadan ana ixlosni yaxshi ko'rishliging seni jannatga kirgizdi deganlar. Qul qawli hada astagfirullah li va lakum subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilayk.